Valla yok işte memleketin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu durumları bizler de yaşıyoruz. İşte bir taraftan Covid'le mücadele, bir taraftan ticaret hayatı, bir taraftan spor hayatı. Yaşamda böyle güzel ya, mücadeleyle güzel. Doğru diyorsunuz. Evet, Futbol Anadolu'ya konuk olduğunuz için öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Dün Ümit'e Gençler Birliği ilk yarının son maçını oynadı. Üçüncü, ikinci grupta. Ve Evet. maç bitmez. Talihsiz olaylar yaşandı. Özellikle bu maç hakkında ve daha sonra işte Ümit'e Gençler Birliği, üçüncü ligdeki şampiyonluk yarışı vesaire futbol sohbeti yapmak istiyoruz. Seve seve. Ve Spor maçında neler oldu diye. Çünkü maç sonunda bitiş düdüğünün ardından beklemediğiniz böyle tatsız olaylar yaşandı. Neler oldu? Yani bu olayların başlangıç sebebi neydi? Şimdi tabii Türkiye'de futbolun yani Türk futbolumuzu geliştirmek adına en çok katma değer katacak noktalar aslında alt ligler. Yani bal ligden başlayıp bir yapıyı oluşturup üçüncülük, ikincilik Türkiye'nin üst liglerine ve Türk futboluna, dünya futboluna, Avrupa futboluna amacın futbolcu yetiştirme olması lazım. Ve bunun adı spor, bunun adı futbol, bunun adı gençliğe yatırım. Şimdi biz futbolun dışındaki olaylara dünya alıştı. Yani futbol bir rant olarak görünebilir. Futboldan çok ekmek yiyenler, futbol bir artık sektör. Dünyada futbolun tanımı farklı olabilir ama sahanın, yeşil sahanın içerisindeki özellikle profesyonel bu işi profesyonelleştirmiş artık. Üçüncülük profesyonelliğin ilk adımı. Üçüncülükte top oynayan bir futbolcunun her şeyden önce işte fair play, her şeyden önce tahammül sınırları geniş olan, her şeyden önce kazaya, belaya, centilmenliğe dikkat etmesi gereken yapıda olması lazım. Ben bir kulüp başkanı olarak benim amacım, benim gayem takımımı geliştirip altyapısına, tesislerine yatırım yapıp dünya futboluna, Türk futboluna, üst liglere futbolcu yetiştirmek ve genç yeteneklerin önünü açmak, futbolu siyasetten ve ticaretten ayrı tutup yetenekleri ve özellikle haksızlıkla karşılaşan genç yeteneklerin önünü açmak. Şimdi niye böyle bir uzun girizgah yaptım? Çünkü dünkü olayın futbolla hiçbir alakası yok. Yani 90 artı 4'te bir gol atıyoruz ve beraberlik kazanıyoruz biz. Kendi evimizdeyiz. 9 haftadır yenilmiyoruz. Nihayetinde Darıca Gençler Birliği 86 yıllık bir çınar. 30 yıldır da profesyonel liglerde oynuyor. Beşinci turda Galatasaray'la eşleşmiş. Geçmişte Beşiktaş'la eşleşmiş. Camiası başarılarla dolu. Ve genç futbolculara sürekli önem veren bir takım. Benim takımımın şu anda 21,5 yaş ortalaması. Şimdi düdük çaldıktan sonra artık maç bitmiş. Sen hakeme sitem edebilirsin, konuşabilirsin, üzgün yürüyebilirsin. Hatta bağırıp çağırabilirsin. Ama vidalı kramponla seninle aynı sahada ter akıtan, belki bir dahaki sezon aynı armanın altında futbol oynayacağın, belki bir dahaki sezon Darıca Gençler bile transfer olacağın, ya adı futbol olan, adı spor olan bir şeye uçan tekmeyle kafasına vurmak, ya bunun hiçbir izahı yok yani. Yani biz o golü bedavadan da atsak, hakem bize acayip cömert davranıp Tepecik Spor'un hakkını da yese. Ya sonuç ne olursa olsun o tekmeyi atamazsın. Yani bu ne senin futbolculuğuna yakışır, ne yaptığın işe yakışır, ne gençliğine yakışır. Yani hiçbir şeyine yakışmaz. Dolayısıyla tek nedeni, ama tek nedeni 90 artı 4'te beraberlik golünü bizim bulmamız. Ondan sonra olayı şöyle söyleyeyim. Benim de hak mahrumiyetim var zaten. Ben Galatasaray maçında
T bölgesine saati kaçırdığım için, bunu niye açıklıyorum? Hani sanki böyle sürekli ceza alan bir başkan görüntüsü çizmeyeyim diye. Yani nihayetinde ben 5. tur Ziraat Kupası maçında maçtan sonra çocukları tebrik etmek adına soyunma odasına girdiğimde meğer 60 dakika sonra girmem gerekiyormuş. Onu kimse de uyarmadı bizi. Onun için hak mahrumiyetim var benim. Hak mahrumiyetim olduğu için de ben platform üzerinde izliyorum maçı. Bizim tesislerin antrenman sahasındaki platform şeyinde. Ya ben cezalı olmama rağmen gözümün önünde cereyan eden bir olaya hakikaten duyarsız kalamadım. Hatta olayı sakinleştirmek için sahaya girmek zorunda kaldım. Bilmiyorum, belki bu yüzden bile ceza alabilirim. Konu şu, işte 90+4'te biz gol attık, çocuklar sevindiler, maç düdüğü, bitiş düdüğü çaldı. Kaleci bizim yerde yatan çocuğa müdahale etti. Sonra bizim arkadaşlardan bir tanesinin müdahalesi geldi ve o arada o görüntülerde olan o 6 numaralı futbolcu demek istemiyorum, o kendini bilmez vatandaş uçan tekmeyle önce bir çocuğa, bir de eskiden bir adap vardı ya, şimdi sen deplasmandasın ya, sen misafirsin ya, şimdi hani abi nasıl bir psikolojidir o yani, şimdi senin hani sporculuğunu geçtik, futbolunu geçtik, çok da büyük bir cesaret işi yani. Şimdi orada hani kendi takım arkadaşlarını da düşün, kendi başkanlığını da düşün, kendi yönetimini de düşün. Orada taraftar olsaydı nasıl yapacaktık bu işi? Nasıl o insanları sakinleştirecektik? Çok güzel. Yani neresinden bakarsak bakın, ciddi anlamda bizim maruz kalmaktan utanç duyduğumuz. Ama kimse kusura bakmasın, yani evimizde de hani çocuğumuzu dövdürmemize rağmen bizden bir de bir sürü telefonlar geldi bize. İşte Tepecik Spor Başkanı aradı, hatırlı kişileri arattırdı, davacı olmamamız için vesaire için falan filan. Hayır, tam tersi. Bırakın davacı olmayı. Ben bu işin takipçisi olacağım. Ve ben o arkadaşımızın artık mahallede, sokakta halı sahada biraz futbol oynamaması gereken bir arkadaş. Yani onun psikolojik olarak tedavi görmesi lazım. Yani futbol kariyeri boyunca topa öyle tekme atamamıştır o arkadaş. Çok net söylüyorum. Yani topa o hırsla, o azimle, o isabetle, o timingle tekme atamamıştır. Yani topa yapamadığını arkadaşın kafasına yapmayı cesaret eden bir kişinin bu sahalarda top toplayıcı bile olmaması lazım. Dolayısıyla kötü bir şeydi. Esef verici bir olaydı. Ben Türk futboluna, tüm futbolculara, kendi çocuklarımıza, kendi futbolcularımıza sahip çıkmak adına bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu kadar basit olmamalı. Yani ne olmuş ya? Yani savaşlar mıyız kardeşim? Yenebilirsin, yenebilirsin. Ya biz direktene toplarımız patladı, hakemler ne puanlarımızı aldı, yeri geldi haksız kırmızı kartlar, yeri geldi hak, yani oyunun içerisindeki her türlü yarışa, her türlü hırsa, her türlü gerilime bir yere kadar müsamaha gösterirsin. Ama yani kafaya uçan tekme atmak nedir? Kafaya uçan tekme atmak nedir? Yani bu nasıl bir ruh halidir? Bu nasıl bir hırstır yani? Ne olmuş olabilir? Yani dolayısıyla tutulacak bir yeri yok. Daha bizden adam gibi özür dilenmiş de değil. Onu da söyleyeyim. Ben bu konuda Tepecik Spor'un başkanı, Temel Başkan, bizim tanıdığımız arkadaşımız, ona da orada söyledim. Onu da affetmiyorum. O da çünkü orada bana gelmiş, ya başkanım işte çocukların suçu yok, hakemin suçu. Ya kardeşim, ne hakemin suçu? Yani hakemle ilgili yazarsın, çizersin, gönderirsin. İşte ne bileyim, açıklamalarda bulunursun. Tamam, git hakeme o zaman. Yani madem öyle, hakeme tekme at. Yani madem öyle. Yani nasıl bir dünya bu? Hakemin suçu ama
çocuğu suçu yok. Anlamadım. Yani acayip bir şeydi, olaydı. Ortada maç esnasında kavga yok, gürültü yok, küfür yok. Yani bir gole, ya biz, ben o zaman bizim Galatasaray maçında, bakın Galatasaray maçında çünkü çıkarmamız lazımdı. Çünkü Galatasaray gibi bir takımla başa baş mücadele etmişiz, bir penaltı golüyle elenmişiz. Yani ya böyle saçma şey olur mu bu? Futbol ya. Futbol yani. Bunu yenilebilirsin, yenebilirsin, berabere kalabilirsin, kaza geçirebilirsin, sakatlanabilirsin. Bizim otobüsümüz devrildi ya. Biz Yomra maçından gelirken otobüsümüz devrildi. Bundan sonra o zaman biz Yomra'ya gitmeyelim. Ya böyle saçma şey olur mu? Yani biz çıkarken soyunma odasında ben çocuklara her zaman gittiğim zaman şunu derim. Derim ki çocuklar, hiçbir puan ve hiçbir gol sizin tırnağınızdan daha kıymetli değil. Çünkü yaptığımız iş burada bizim spor. Yaptığımız iş örnek olma. Onun için yani bunun sığdırılacak, affedilecek hiçbir yeri yok. Yani ne olursa olsun. Hani şampiyonluğu kaçırırsın, ne bileyim playoff maçıdır, çok ciddi tahrik vardır, sahaya birileri atlar, bir şey olur. Anlarım yani ama gol yedim diye böyle bir saçma şey mi olur yani? Yani gol yiyeceksin. Gol atıyorsan gol de yiyeceksin yani. Gol atarken seviniyorsan, gol yiyince de deplasmanda insanların sevinci senin zoruna gitmemeli yani. Gidiyorsa bu işi yapmayacaksın. Şeker hastasıysan, sinir hastasıysan gidip tedavi olacaksın kardeşim. Yani evet. Hocam bu yok, gençtir. Herkes genç. Benim o tekmeyi yiyen çocuk 19 yaşından. Öyle şey mi? O zaman biz bu sefer şey yapalım ya, çocukların formasının altına bıçak verelim, jilet verelim. İşte ne bileyim silah verelim. Böyle yani bir şey oldu mu birbirlerini kessinler. Ya böyle saçma şey olur mu? Yani şey çok şaşırdığımız, hoşumuza gitmeyen bir konu oldu. Geçmiş olsun. Bir daha yaşanmak istemiyoruz. Biz kimseye kim falan da tutmayız. Ama futbol adına ben bir spor adamı olarak bu gibi futbolcular bu sahalarda yerin olmadığını düşünüyorum. Tepecik Spor'un yapacağı tek şey var. Bu arkadaşımızı süresiz kadro dışına bırakmak ve bu arkadaşımızın lisansını iptal ettirmek. Bakın Türk futboluna yapabilecekleri en güzel iyilik bu. Çünkü biz gerekli bütün hem adli hem idari mercilere verdik. Buradaki mevzu Darıca Gençler Birliği mevzusu. Buradaki mevzu Tepecik Spor mevzusu değil. Buradaki mevzu şu. Bir kere her şeyden önce insan olacaksın. Her şeyden önce adam olacaksın. Ne kadar yetenekli olduğun, ne kadar yeteneksiz olduğun başka bir şey. Yani böyle saçma şey olur mu ya? Düşmana ancak öyle vurabilirsin ya. Düşmana ancak öyle vurabilirsin yani. Namusuna, şerefine, haysiyetine helal getirseler ancak öyle vurabilirsin yani. Evet. Bunun hiçbir şeyi yok yani. Şikayetçi olduğunuz mu soracaktım. Onu açıklık getirdiniz zaten. Olduk. Yani biz rapor aldık çocuklara. İş göremez raporlarını aldılar. Bu arada 4 kişi falan. Biz orada 6 numara kaleci, 5 numara bir de malzemeciden şikayetçi olduk. Onlar gözaltına alındılar. İfadeleri alındı. İşte gerekli bütün elimizdeki video çekimleri, polisin elindeki çekimlerin hepsi federasyonla, gözlemcilerle, herkesle paylaşıldı. Takipçisi de olacağız. Şimdi mesela şey bakıyorum. Altyazıya bakıyorum. Hiçbir şey olmaz Arif Başkan. TFF'de onların adamları var diyor. O iş öyle kolay değil. Yani Türkiye Futbol Federasyonu biz de bir delegasyonuyuz. Yani ben gerekse federasyon başkanıyla bile bu konuyu görüşürüm. Sümen altı falan yapılacak bir durum değil bu. Yani bu iş ciddi anlamda herkes bunun, ya bu örnek olmalı. Yani bunun hatta böyle basında vesairede de bu cezanın bandır bandır bağırtılması lazım. Bu örnek olmalı ki benim de eğer şu andaki kadromda bu ruhta, bu psikolojide biri varsa artık futbol hayatının biteceğini bileceği için bu gibi şeylere tenezzül etmemeli yani. Çünkü o çocuğu ben de transfer edebilirdim.
Bakın hiçbir sıkıntı yok. O çocukla ben de çalışabilirdim. Ama böyle bir hatadan sonra sahip çıkmam mümkün değil. Yani sahip çıkamazsın. Ben Tepecik yönetiminin yerine olsam hemen sözleşmesini feshederim. Ve ben kendilerini ayakta alışan buradan da söylüyorum. Sözleşmesini feshetsinler. O çocukla ilgili ödeyecekler tazminatı da ben ödeyeceğim. Şeref sözü veriyorum. Veya konu paraysa. O çocuğun futbol oynamaması lazım. Çok net söylüyorum yani. Çünkü bu, bakın, bir anda gelişen bir şey değil. Yedek kulübesinin oradan koşarak, herkesi yararak, planlayarak, hızını alarak kafaya uçan tekme atıyor. Birini düşürüyor, öbürüne de gidiyor, tekme atıyor ve adamın arkası dönüyor. Yani her türlü kalleşlik, her türlü ya bu çocukluk, bu bir anlık sinir falan mevzu değil. Ya bu başka bir şey. Yani hatta araştırma da yapıyorum ben. Yani diyorum ki oğlum, sordum mesela, bu çocukta başka bir durumunuz mu var falan filan. Yok yani, öyle hani geçmişte bir takımda oynamışlardır. Hani Tepecik bizim daha önce rakibimizde hiç olmamış. Hani ilk maçta biz gideriz, küfür eder falan filan. Kine. Böyle bir durum da yok ya. Tamamıyla psikopatlık yani. İşte bakalım. İnşallah gereken neyse o yapılır. Peki federasyonla bir görüşmeniz oldu mu? Ceza ile ilgili ek bir... Kiminle? Federasyon yetkilileriyle bu konuyla ilgili ek bir görüşmeniz oldu mu? Ya şimdi şöyle, federasyonla bu konuda görüşmek ne Tepecik tarafından ne bizim tarafımızdan bu işle ilgili bir yönetim anlamında telefon açmak bir kere şey olur. Yani etik olmaz. Çünkü tutanaklar tutuldu, görüntüler verildi. Ceza ve savunmadan sonra eğer bir nahoş bir tavır ya da bir adaletsizlik görürsek o zaman gereğini yaparız. Ama şu anda bizim federasyonu arayıp bu konuda şöyle yapın, böyle yapın dememiz etik olmaz. Çünkü federasyonun tahkimi, İşte profesyonel futbol disiplin kurulunun bu konudaki tecrübeleri sabit. Hani bunu şöyle düşünün, yargıya müdahale gibi olur. Yani şimdi adliyeye de mesela savcılığa da suç duyurusunda bulundu, karakolda. Şimdi savcıyı aramak gibi bir şey olur bu. Ha, ama bakacağız ki şimdi cezalar saçma sapan ya da bir noktaya gidiyor. İşte o zaman gerek basın yoluyla, gerek federasyon başkanıyla randevu alarak, gerek tahkim kurulundan randevu alarak ya bu iş böyle hani arkasını bırakacağım bir iş değil. Yani ben buradan izleyen, dinleyen, takip eden herkese söylüyorum. Bu konu bizim Türk futbolu adına, ben bir futbol kulübünün, profesyonel futbol kulübünün başkanıysam futbol kulübü adına ben bu işin sonuna kadar takipçisi olacağım. Yani bu kişisel bir şey de değil. Yani ben o çocuğun adını, soyadını bile bilmiyorum. Suratını görsem hatırlamam da. Ama bu çocuk buradan cezayı yeteri derecede almazsa artık bunun önüne kimse geçemez. Ya da takım arkadaşlarının ya da bu olaya şahit olan hiç kimse bunun önüne geçemez. Yani bence çok gaddarca görülebilir ama bu çocuğun futbol hayatının gitmesi lazım. Bakın çok net söylüyorum. Şey gibi bir şey bu. Nasıl diyeyim? Nasıl hırsızlık yapıp polis olamazsan, tamam mı? Yani saha içinde böyle bir şiddete uygulayıp fair play şeyinde sahalarda olmaman gerekir yani. Bu çok net. Bazıları şey yapabilir. Yani ya bir başkan ya bir genç çocukla bu kadar mı uğraşır? O tekmeyi bana atsaydı affederdim. Ama sahanın içerisinde 95 dakika beraber ter akıtan meslektaşına, genç arkadaşına ölümüne tekme atmak affedilir bir yanı yok ya. Peki Tepecik Spor Başkanı beni aradı dediniz. Tepecik Spor Kulübü ile olan ilişkilerinizi askıya aldınız mı? Tepecik Spor'un başkanı maçtaydı zaten. Ben
Hak mahrumiyeti olduğum için ben protokolde değildim. Dediğim gibi antrenman sahasında platform kurdurmuştum. Oradan izliyordum dışarıdan. Sahanın içinde karşılaştık. Ve kendisiyle tartışmamız da oldu. Ağız tartışmamız da oldu. Ben kendisine dedim ki bak şu 5 numaranı, 6 numaranı, kalecini ve malzemecini getir. İlgili arkadaşlardan özür dilesinler. Ben çünkü çocukların tamamını soyunma odasına soktum. İşte emniyet teşkilatından da çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı davrandılar hakikaten. Hatta bizim çocuklar duşlarını kapatmışlardı. Ben bağırdım, kızdım, açın duşlarını dedim. Yani centilmenlik yine biz her defasında yani hiçbir şekilde şeyimizi bozmadık. Sadece dedim ki burası dedim bizim mabetimiz, burası bizim evimiz, siz misafirsiniz. Gelip burada hem çocuklarımızı dövüp hem de böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidemezsiniz. Yani ya getireceksiniz adam gibi özür dileyecekler, bizim çocuklar onları affedecek. Ya da şimdi burada tutanaklar tutulacak. Bu çocuklar emniyet müdürüne de buradan söylüyorum. Biz şikayetçiyiz. Bunlar alınacaklar, götürülecekler. Maalesef Tepecik Spor Başkanımız ben çocuk kolundan tutup hadi geliyorum soyunma odanıza geliyorum barıştıralım dememe rağmen yok dedi. Siz şikayetçiyseniz biz de şikayetçiyiz dedi. Peki dedim sen bilirsin. Orada bir ağız dalaşımız da oldu. Sonra kendisi kaymakam bey aracılığıyla işte bizim dışarıdan bir takım bizi tanıyan kişilere arattırdı, ricada bulundu. Ben kabul etmedim. Yani biz deplasmanlara gittiğimizde misafir olduğumuzu unutmuyoruz. Yani gelen herkesi de çiçekle karşılıyoruz. Oteline ziyarete gidiyoruz. Ben cezalı olmadığım bütün maçlara bilir rakiplerimiz soyunma odalarına giriyorum. Çocuklara başarılar diliyorum. Ama şimdi sen de haddini bileceksin ya. Yani deplasmana gelmişsin. Uçan tekme atacaksın. Ondan sonra burada elini kolunu sallaya sallaya çıkıp darcadan gideceksin. Yani hani bu aciz, darca gençler bilin acizliğini gösterir. Yani. Yok ne güzel efendim davacı olma. İşte affet. Yediğin dayağı. O zaman benim futbolcumun bana kulübüme armasına saygısı kalır mı? Ya böyle bir saçma şey olabilir mi? Ne aracısı yani Cumhurbaşkanı arasan olur ki yani. Böyle saçma şey olabilir mi? Sen bir camiayı temsil ediyorsun. Adamlar gelsinler. Sen sahada futbolcularını dövsünler. Ondan sonra güzel duşlarını alsınlar. Otobüslerine binsinler gitsinler. Oh ne ala dünya ya. Öyle bir dünya yok yani. Maalesef. Bir de yanlış bilmiyorsam bu uçan tekmeyi atan Alper Sürücü ismi galiba. Oyuna evet. Sonradan 83. dakikada girmiş. Vallahi bakın ben şeye şahit oldum. Ben platform sahaya yakın olduğu için bir de benim tarafımdaydı. Kabul et gençsin, delikanlısın. Kendine çok güveniyorsun. Yani arkası dönük yere eğilmiş bir adama vurulmaz zaten. Savaşta da vurulmaz. Yani. Onu bu şekilde hiddetlendiren, onu bu şekilde, ya bilmiyorum o da bir yerlere yazdı mı çizdi mi bilmiyorum ama yani onu bu şekilde ateşleyen, onu bu şekilde örgütleyen nasıl bir akıldır bilmiyorum. Yani bu çocuğun onun için diyorum ruh haliyle ilgili bir sıkıntı var. Kesinlikle tedavi olması lazım. Yani bu çocuk öfke kontrolünü bu şekilde yapamayan bir çocuğun ailesine de milletine de arkadaşlarına da kimseye faydası olmaz, zarar olur. Ya bunun şiddetle sadece cezalandırılmasından değil akıl ruh sağlığıyla ilgili de öfke kontrolüyle ilgili de bir tedaviye ihtiyacı var. Hiçbir neden, bakın hiçbir neden ya da hiçbir sebep onu gerektirmez ya. Onu gerektirmez. Ya ben bizim çocukların kulaklarına fısıldayıp ailelerine küfür edildiğini bile biliyorum. Bu maçta değil, başka maçlarda. Biz çocukları nasıl motive ediyoruz biliyor musunuz? Diyorum ki bakın evlat, sahada başarılamayan, topla başarılamayan, sinir harbiyle başarılabilir. Hakemin görmediği yerde dirsek yiyebilirsiniz. Hakemin görmediği yerde kulağınıza küfür edilebilir.
Bunun tamamını armanıza ve başkanınıza alın. Ama ne zaman size fiziki bir müdahale yapıldığında, böyle aleni bir şey yapıldığında siz de gereğini yapın. Şimdi futbol sınırlar içerisinde ve kurallar çerçevesinde oynanınca çok güzel. Evet, futbolda kavga olabilir. Sokakta da oluyor. İş yerinde de oluyor. Trafikte de oluyor. Ama hani demek ki o çocuğun elinde levi olsa kafasına vuracaktı. Yani hani gidersin, birbirinizi itersiniz. Değil mi? Bir tane tokat atarsın. Hani o vidalı kramponla kafasına uçan tekme. Ya bunu ben hala yani konuştukça yaşıyorum. Ya ben o anda benim 19 yaşında bir oğlum var. Yani kendi çocuğuma yapılmış gibi hissettim. Yani o da benim çocuğum çünkü. O da, onun anası babası da onu bize emanet etmiş. Böyle bir saçma şey yok. Yani burada Tepecik Spor'un başkanlığı, yönetimi, kendi futbolcularıyla alakalı gerekli, bırakın federasyonu falan, gerekli cezayı vermek zorunda. Bizden de kocaman kocaman bir özür dilemek zorunda. Yoksa biz Tepecik Spor'la olan ilişkilerimiz zaten bir organik bağımız yok. Ama askıya alırız tabii. Yani ben Tepecik Spor'un başkanı benden, takımımdan kamunun önünde özür dilemediği sürece bundan sonra muhatabım olamaz. Yani. Alper Sürücü'nün futboldan men edilmesinin yanı sıra bir de psikolojik tedavi görmesini... Kesinlikle. Bakın ben yani ben yıllarca spor yaptım. Uzak doğu spor yaptım. Bakın ben futbolcu falan değildim. Ben kickbox yaptım. Çok uzun zaman. Ben yıllarca adam dövmeyi öğrendim. Ama ben sokakta Alper'in attığı gibi tekmeyi kimseye atmadım. Bakın kimseye atmadım. Yani o tekmeyi ancak öldürmek için atarsın. O tekmeyi attığında çocuğun boynu da kırılabilir. Yere, yani sonunu düşünmeden yapılan bir hareket. Bu o genç yaşta, o yaşta bir çocuğun böyle arada hiçbir mesele olmadan, namus, savaş, vatan, şu bu olmadan bunu böyle yapıyorsa çocuğun kesinlikle psikolojik bir problemi var. Bir travması var yani. Ve bu çocuğun tedavi edilmesi lazım. Bu çocuk yarın tesiste birlikte kaldı, o da arkadaşına da yumruk atabilir. Başka şeyler de yapabilir. Yani bunun öfke kontrolüyle alakalı ciddi problem var. Yani kendisine cevap hakkı doğuyordur mutlaka. Ama basına açıklama yapsın. Ama yani nedenini bilmiyorum. Ki ona rağmen araştırdım. Bizim Metin'e vurdu, bir de Yusuf'a vurdu. Çocuklara, hocalara sordum. Dedim ki ya bu çocukla sizin geçmişte bir şeyiniz var mı? Bilmeme rağmen ben bu sorgulamayı yaptım. Yani çünkü hani dışarıda mı bir sıkıntınız var? Yani biz Tepecik'te zaten hiçbir zaman aynı gruba düşmemişiz. Bu çocuklar zaten 19-20 yaşında. Zaten Yusuf bizim altyapıdan yetişme. Biz profesyonel yaptık onu. Metin'i Beşiktaş'ın U21'inden aldık. Hiçbir ortak yönleri yok. Hocaları şu gibi. Yani en iyi tanışan temel başkanla benim yani. Düşün. Yani hiçbir husumetimiz yok. Bakın bizim mesela Bayrampaşa'yla bir husumetimiz. Yani onu da öyle demek istemiyorum. Ben ta yıllara sayılır. Ben başkan değilken şey taraftarlar arasında bir şey olmuş. Mesela biz hala Bayrampaşa maçına taraftar götürmeyiz. Bayrampaşa bize taraftar getirmez. Hani o maçlarda bile çocuklar birbirleriyle hiçbir sorun yaşamadılar. Yani çünkü taraftar bir şeyler yaşayabilir. Yönetim sahanın dışı ne olursa olsun sahanın içerisinde sen meslektaşsın ya. Sen kardeşsin. Sen yarın aynı takımda aynı amaç uğruna mücadele edensin. Bunun sayısız örnekleri var. Ne için yapıyorsun? Ne için yapıyorsun? Lanet olası 3 puan için. Hiç önemli değil ya. Alsınlar bizim 3 puanı versinler Tepeci'ye. Tepe tepe kullansınlar o puanı. Bak çok net söylüyorum. Darıca Gençler Birliği zaten kendini kabul ettirmiş bir takım.
Vallahi billahi eğer olabiliyorsa o 3 puanı alsınlar. Tepeciye versinler. Ben kulüp başkanı olarak imza vereceğim. Tepe tepe kullansın Tepeci. Bakalım ne yapacak? Şampiyon mu olacak? Onun için Tepeci'nin yönetimi burada asıl bileti, asıl faturayı, asıl cezayı Tepeci yönetimi kesmesi lazım. Yani federasyon şu bu Türk futbolu adına bir şey yapması lazım. Ama Tepecik burada centilmen duruşunu, bizimle camia olarak dostluğunu kanıtlamak istiyorsa, Arif Başkan'la Temel Başkan eğer dostsa, Temel Başkan'ın hemen ve hemen bu işe el atması lazım yani. Ama bak geçen Instagram sayfasını göstermişler. İşte yöneticiler, hocalar, futbolcularla karakolun önünde resim çekilmişler. Futbolcularımız her zaman yanındayız. Ya ben yanında, ya zaten yanında olun da. Ama yani futbolun ve futbolcunun yanında olun. Terörizmin ya da bu arada terörün kelime anlamı korku yaratmaktır. Tabii. Evet. Psikopatın, hadsizin yanında olmamalısın. Arkadaşlarımız şey yazdı. İnanıyor musun Arif Başkan ceza verileceğine? Valla inanmak istiyorum. Çünkü papuç pahalı bu sefer. Yani bu işin peşini bırakmamız mümkün değil. Ben Kulüpler Birliği'yle falan daha görüşmedim bu konuyu. Kulüpler Birliği'yle de görüşeceğim. Şimdi ara dönemdeyiz zaten. Bu hafta açıklanır. En geç pazartesi, salı falan açıklanır. Profesyonel futbol disiplin kurulu ceza verilmemesi mümkün değil yani. Sorusunu okudunuz seyirci aynı zamanda şey de demiş. 8 maç verildi cinette yer alan bir futbolcu. Ben o yüzden inanmıyorum yazmış. Daha önce bir maçta böyle bir olay olmuştu. İşte bilmiyorum mesela hatırlar mısınız Ahmet Spor'un bir futbol şeyi vardı. Elinde jiletle çıkmıştı. Ondan bahsediyor işte. Mansur Çağlar. 8 maç mı vermişlerdi ona? Öyle yazmışlar. Ha. Ben tam hatırlamıyorum rakamı da. Ya valla bilmiyorum. Yani bu kötü bir örnek olur. Evet. Bu sefer ben bütün futbolcularıma haftada bir günde kickboks dersi veririm. Bu sefer biz baktık yenemiyoruz. Son dakika dövmeye başlarız herkese. O zaman federasyonda bu işin altından kalkamaz. Yani o yüzden ne geçemez. Ya iş futbol, iş futbolun dışında olacaksa, tamam mı? Yani top oynamanın, yani o meşin yuvarlağı bir şekilde o fileye sokmaktan başka türlü maç alınması gerekiyorsa biz onu da yaparız da. Ama öyle bir insan, öyle bir yapı, öyle bir camia değil. 86 yıldır biz çınarız yani. Anlatabiliyor muyum? Yani hatırlıyor musunuz İngiltere'de burada Taksim'de bir maçta bir holigan öldürüldü. İngiltere-Türkiye maçıydı galiba. Deplasmanda İngiltere'ye her futbolcunun başına bir tane özel harekatçı gönderdik biz. Şimdi benim bir de güvenlik şirketim var. Ben aynı zamanda güvenlik şirketi sahibiyim. O zaman ben her futbolcumun başına bir tane bodyguard göndereyim. İşte her futbolcuma dövüş sanatları üreteyim. Uçan tekme atmayı üreteyim. İşte ne bileyim silahlı ekip. Ya bu böyle saçma bir şey olabilir mi yani? Böyle bir şey olmaz. Biz futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz. Hedefleri konuşmak istiyoruz. Türk futboluna nasıl faydalı olabiliriz? Bakın bugün Darıca Gençler Günü Tepecik Spor'da ilk 11'de 5 tane Tepecik Spor maçında ilk 11'de 5 tane benim altyapıdan çıkarttığım çocuk var. 16 yaşında profesyonel yaptığım çocuk var. Bunları konuşmalıyız. Yani bugün çok milyon eurolar verilip oynatılamadan geri gönderilen bu ülkenin 1 lirasını bile boşa vermemek adına futbolcu nasıl yetiştirebiliriz? Biz bunları tartışmalıyız. Biz federasyonla da bunları tartışmalıyız. Tepecik Spor'un başkanıyla da bunları tartışmalıyız. Biz rezerv ligi tartışmalıyız. Biz U21'leri geri dönsün mü tartışmalıyız. Biz pandemi sürecinde amatör ligdeki oynayan çocukların körelmemesi için neler yapması gerektiğini, amatör liglerin niçin oynatılmadığını,
oynatılma, bunları tartışmalıyız. Biz burada bakın yarım saattir bir futbolcunun attığı röveşatadan, attığı voleden, attığı uçarak kafa golünden konuşmuyoruz. Uçan tekmeyle başka bir arkadaşın nasıl yaraladığını konuşuyoruz. İşte onun için Türk futbolu bir yere geldi. Doğru. Ama Türkiye Futbol Federasyonu sporcuyu koruması gerektiğini düşünüyorum. Ben gereken cezayı vermesini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde bundan sonraki olacak olayların önüne geçilemez. Cezayı. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Benim futbolcum böyle bir şey yapsaydı lisansını iptal etme yetkisi bende olmadığı için lisansını iptal ettiremezsem bile süresiz kadro dışı yapar. Süresiz kadro dışı yapar. Sözleşmesi bitene kadar da altyapıda oynatırdım. Futbol hayatını bitirirdim. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Rehabilite ederdim onu. Tedavi ederdim. Ve herkese örnek yapardım. Yani herkese tabii ki müsamaha göstermeliyiz. Tabii ki affeden taraf olmalıyız. Ama bu riske giremezsiniz. Bu riske giremezsiniz. Tebecik spor girdiğinizde şimdi bizim mesela o tekmeyi yiyen çocuğun o videoyu anası izliyor, babası izliyor, kız arkadaşı izliyor, ailesi izliyor. Bereket versin, çok ağır bir şey yok. Kalıcı hasar olsaydı ne olacaktı? Ne yapacaktık yani? Evet, her şey olabilirdi o pozisyonda. Maalesef. Ya cinnet hali geçirebilir insanlar. Ya cinnet hali geçince top oynuyorsun kardeşim. Hayatta en sevdiğin şeyi yapıyorsun ya. En sevdiğin şeyi yapıyorsun. İnsanlar kendi aralarında halı sahada futbol oynamak için para veriyor. Sen para verip en sevdiğin işi yapıyorsun. Seni ne hırslandırabilir ki adamın kafasını eziyorsun ya? Ya bu ruh hali nedir ya? Bak ben tribünde kavga edebilirim. Ben senede 8-10 milyon lira para harcıyorum. Bak Türk futboluna 8-10 milyon lira para harcıyorum. Oğlum sen para alıyorsun lan. Sen 20 yaşında, 21 yaşında bugün bir asgari ücretlinin 10 katı para alıyorsun. Eşkıyalık yapmak için. Adam dövmek için yapıyorsun. Sen önce bir adam oluyor. Yani ben tribünde kavga edebilirim. Ben gözlemciye kavga edebilirim. Ben profesyonel futbolcu değilim. Ben aynı zamanda bir tüccar. Öyle düşün. Ya sen futbolcusun. Senin daha önünde yılların var. Sen örnek olacaksın. Sen daha büyük kulüplere gitmeye hedeflemelisin. Daha sen 20 yaşında, 21 yaşında bunları yaparsan sen ileride ne yapacaksın? Ondan sonra ne oluyor? İşte ondan sonra Arda gibi, buradan isim de vereyim. İşte milletin karısına kızına laf atıp hastanede bir silah çekiyorsun. Ondan sonra uçakta gazeteciye küfrediyorsun. İşte bunların başını şimdiden edeceğim. Anlatabiliyor muyum? Futbolcu örnek adam olması lazım. Bak ben Galatasaraylıyım aynı zamanda. Ben Arda'yı çok severdim. Ama Arda'nın özel hayatı ne zaman futbol hayatının önüne geçti? Benim için Arda bitti. Şimdi sen daha kendi rüştünü ispat edip futbolcu olama, yani daha bir futbolcu ol oğlum ya. Yani ismini keşke ben böyle duymasaydım da benim scoutlarım deseydi ki Tepecik'te bir 6 numara var. Çok 6 numara var. İşte çok iyi başkanım bunu keşke ben senin ismini böyle duysaydım. Şimdi bak dillere düştüm. Yazık günah değil mi yani? Niye? Niye yani? O sahada ya bizim anamıza 90 dakika küfrettiler ya. Bak bir deplasmanda Bayrampaşa maçında o zaman şeydi. Tam 90 dakika koro halinde anamıza, avradımıza küfrettiler. Şimdi ben bunları ciddiye alsam benim orada ya katil olmam lazım. Ya da benim artık bu işlerle uğraşmamam lazım. Ya kötüsü sahibinindir diyeceksin, geçeceksin. Ben artık en son ayağımla ritim yapmaya çalıştım.
Çünkü yapacak bir şey yok yani. Deplasmana gitmişsin 90 dakika. Ana, avrat, soy, sop kalmadı. Küfür ettiler. Şimdi sen senede 8-10 milyon lira para harca. Bir de ananı avradına küfür ettir. Şimdi sen bir futbolcu olarak Bu işten ekmek yiyen biri olarak halinden hareket. Bak buradan bir şey daha söyleyeceğim. 99 numara. Erça mı? Erçan mı? Tepecik. Golü atan çocuk. Bak mesela onu da yürekten tebrik ediyorum ya. Bak o 6 numara ne kadar psikopat, ne kadar futbolda olmaması gerekiyorsa o Erçal da kesinlikle yani bu liglerin en üstlerinde olması gereken ahlakta bir çocuk. Oradaki çabasını, oradaki bakın antrenörleri Tepecikspor'un antrenörü de terbiyesiz. Tepecikspor'un antrenörü dönüyor diyor ki siz Tepeci'ye gelince görürsünüz. Tepeci'ye gideceğim. Tepecik'ten hatta bir de ev alacağım. Gideceğim bakacağım ne yapıyorlarmış. Yani ama o çocuk, o Erçal yani bir kulüp başkanı olarak hayran oldum çocuğa. Hocamıza da söyledim. Ya bak işte o da Tepecik sporlu. Benim Tepecik camiayla, markayla, armayla, o armaya gönül verenlerle herhangi bir derdim olabilir mi? Ama Tepecik'in başkanı benim bu söylediklerimi yapmazsa hakikaten o koltukta oturmamalıdır. 6 numara gerçek anlamda futbol oynamamalıdır artık. Ama 99 numara ahlakıyla, duruşuyla, ki Tepeci'nin golünü atan da oyunuyla bence Tepeci'ye çok fazla bir oyuncu. Çok net söylüyorum. Yani. Takdir etme. Aynı yerde bak takdir ettiğimizi ediyoruz. Ama bu saçma sapan işte futbolla özleşmeyen, yakışmayan hareket içinde olan arkadaşımızı da maalesef ifşa etmek zorundayız yani. Durum bu. Evet, artık ben de bu tarz konuyu kapatmak istiyorum başkanım. Eyvallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu arada Bayrampaşa demişken sanıyorum bir Gölcükspor'la da bir muhabbet olmuştu. Bir şirke iddiaları vesaire bir tartışmanız olmuştu. Bir münakaşa olmuştu. Bununla ilgili görüşmeniz düzeltildi mi Gölcükspor tarafıyla? Şimdi ya Gölcükspor bizim kentimizin takımı. Aynı ilin takımlarıyız. Orada o şike falan davası şu. Şike falan yoktu tabii. Yani orada benim açıklamam tabii orada habercilik yaptılar. İyi yerden yakalamışlar. Benim basın toplantımda ben şöyle bir şey söyledim. Şimdi orada da yanlış olan şuydu. Bizim Gölcükspor'da oynayan daha önce oynamış olan maçın futbolcumuzu oranın kulüp müdürü arıyor bir gün önce. Şimdi bizde adettir. Benim mesela WhatsApp grubum var. Başkandan mesaj var başlıklı. Benim bütün teknik eğitim ve futbolcularımı o gruba almışım ama bir tek yazma yetkisi bende. Ben maç toplantısına katılamamışsam oradan bir motivasyon yazısı yazarım. Motivasyon yazısı yazarım. Dolayısıyla futbolcumu o saatte aramam. Erken uyuturuz. Kafe break'ini yaptırırız. İşte herhangi bir morali bozulmasın, vesaire olmasın diye de şey yapmayız yani. Şimdi Gölcükspor'un kulüp müdürü maçtan önce gece 10 gibi arıyor bizim çocuğu. İşte diyor ki İşte yarın maça gelecek misin? İşte sana sürprizlerimiz var. Falan filan gibi. Şimdi ben de orada şunu dedim. Ben bir kulüp başkanı olarak bunu dedim. Şike sayarım yani. Hani sen o çocuğu etki altına bu telefon açmayla etki altına mı almaya çalışıyorsun? Bir mesaj mı vermeye çalışıyorsun? Sonra da şey demiş işte. Yani biz onu çiçeklerle karşılayacaktık falan filan. Ya kardeşim yani çiçeklerle karşılamanı falan geçtim.
Ya sen başka bir kulübe geçmiş bir futbolcuyu maç öncesi saat 10'da niye arıyorsun ya? Yani o şike kelimesi orada benim. Yani ben bunu şike sayarım. Ben bunu etik saymam anlamında söyledim. Gölcükspor'un başkanı da bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, arkadaşımız. Oradaki olayları da tabii tavsiye etmedik. Ben o zaman da yurt dışındaydım, yoktum. Orada da mesela ama o bile bunun gibi çirkin değil. Yani orada böyle sataşma, itme, kalkma falan vardı ama öldüreceği, yani öldüreceği bir vuruş ya da hamle falan yoktu. Ben kavga çıkar, bakın tartışma çıkar, sürtüşme çıkar, bu her yerde olur. Ama orantısız güç kullanmak burada beni rahatsız eder. Evet. Yoksa hani tartışırsın, bağırırsın, çağırırsın, büyükler araya girer. Büyükler kimdir? Teknik direktörlerdir, yöneticilerdir, başkanlar. Girer, herkes kendi çocuğuna sahip çıkar, gir lan içeri der, biter iş. O ona parmak sallar, bu buna parmak sallar, konu biter. Ama uçan tekme vur, kaburgalarını tekmele, yere vuranın kafasına vur. Yani bu, yani Gölcük'te olmadı böyle bir şey. Oradaki şike konusu da dediğim gibi, o kulüp müdürünün bir gün önce bizim daha önce Gölcükspor'da oynamış bir oyuncumuzu arama hadisesiydi. Yani gece 10'da ben bile aramıyorum. Yani hoca bile rahatsız etmiyor çocukları. Maç toplantısı biter, ondan sonra herkes maça konsantre olur. Şimdi sen rakip bir kulübün müdürü, o takımın oyuncusunu niye arar ya? Yani bu etik değildi, o yüzden onu söylemiştim. Ben Tuzla Spor'da kulüp muhabirliği yapmıştım başkanım. O zaman da işte Tuzla Spor'daki takım oyuncularının işte eski takım arkadaşı olduğu takımlara gidiyorduk konuk olarak. Hani o zamanlar bile biz futbolculara maç öncesinde ve akşam sabah değil, hani sahada sadece sohbet ediyorduk. Sonra geri dönüyorduk. Yani böyle bir olay bende hiç şahit olmadı. Hani futbolcu belki arar falan filan, ona hani mesaj atar falan da. Ya bir kulüp müdürünü arar. Bir şeye ihtiyacınız var mı der. İşte ne bileyim, yarın hangi formayla çıkacaksınız der. İşte bayrağınızı unutmayın der. Yani bir kulüp belki futbolcu arası, evet. O saçma. Falan filan. Ama bir kulüp müdürü futbolcu aramaz ya. Yani evet. Maç öncesi de aramaz. Başka zaman da aramaması lazım. Doğru değil. Etik değil. Yani şimdi ben mesela ben Alper'in telefonunu bilsem de ben Alper'le muhatap olur muyum? Olmam. Ben kimle muhatap olurum? Ben başkanla muhatap olurum. Evet. Ararım, derim ki kardeşim böyle. Yani doğru hareketler değil. İşte öğreneceğiz. Bunları öğreneceğiz. Yani inşallah kazasız, belasız, can yanmadan, ocak sönmeden bu işler tecrübe edilir. Bu maçta bunun kötünün iyisi, bu Tepecik maçı da hani inşallah örnek olur. Bundan sonra hem bizim çocuklarımız, hem Tepecik, hem de bu işi gören, izleyen, duyan, bilen herkes için ve federasyonun vereceği karardan sonra da hem yaptırım anlamında, hem ahlak anlamında, hem etik anlamda herkes dersini almıştır inşallah. Peki. Başkanım, bir seyirci sorusu vardı altta ama bayağı oldu. Ben sizin sözünüzü bölmemek için söylememiştim. Lüleburgaz'dan bir seyirci. Destek mesajları var. Bilmiyorum, takip edebiliyor musunuz? Lüleburgaz'da oturuyorum. Darıca gençler bir forması nasıl temin edebiliriz? Başkanım yazmış. Şöyle yapalım. Şimdi sizin Instagram'ınızı takip ediyordur kardeşimiz. Bizi de, yani Arif Gülen olarak beni de takip etsin. Oradan bana direkt şeyden, ne diyorsunuz? Biraz teknoloji fakiri ben. Direkt mesajdan yazsın. Ben ona formayı hediye edeyim. Seve. Peki. Darıca Gençler Birliği'ne geçelim başkanım. İkinci lige Darıca Gençler Birliği çıkacak mı bu sene? Şimdi dostum şöyle, Darıca Gençler Birliği ikinci lige çıkmıştı. 8 ay sonra da düştü. Şimdi altını doldurmadan bir yere çıkmak, çıkmış olmak için çıkmaktır. Yani işte siyaset için, yani nedensiz bir çıkıştır. Şimdi biz 2 yıl oldu yönetime geleli. Biz çok profesyonel bir yönetim sergiliyoruz. Tamamıyla siyasetin içinden çektik aldık Darıca Gençler Birliği'ni. Zaten Darıca Gençler Birliği anonim şirket.
Bizden önce geçmiş dönem belediye başkanı Azeri bir iş adamına satmıştı takımı. Taraftar ve camia bundan büyük bir üzüntü duydu. Sonra bizden rica ettiler. Biz işin içine girdik ve takımın bütün hisselerini aldık. Darıca'yı Darıcalı bir başkan yönetiyor şu anda. Altyapıdaki çocuklarımıza büyük önem verdik. Ben geldiğimden bu yana 2 yılda altyapıdan 19 tane profesyonel yaptım. İlk geldiğim zaman transfer tahtasını açtım. Gençlerden oluşan, Avrupa'daki Türk gençlerinden oluşan güzel bir takım kurdum. Bugün baktığın zaman bizim takımımızda Yusuf gibi, Metin gibi, Emre Alan gibi, Nebi Tiryakioğlu gibi, Baha Kısacık gibi çok genç ve Türk futboluna çok ciddi katkısı olacak gençleri biz yetiştirmeye başladık. Bu çocuklar artık hep ilk 11'de. Gol atıyorlar. Çok ciddi savunma yapıyorlar. Galatasaray maçını izlediyseniz Belhanda'yla Arda'yla benim asgari ücretli çocuklarım aslanlar gibi mücadele ediyor. Yani yüreğiyle oynayan bir takım var. Çok bu işi güzel okuyan, hedefler olan bir hocamız var, Ender Alkan. Onunla da kafa yapımız, futbol kafa yapımız uydu. Çünkü ben gençlere önem veren ve gençliği laf olsun diye değil, gerçekten şey yapması lazım. Dolayısıyla Darıca Gençler Birliği tesisi olarak, camiası olarak, taraftar olarak üstlükleri hak ediyor. Ama altı boş olmamak kaydıyla. Alttan gelen güzel bir ekibimiz var. Şimdi Allah nasip ederse biz hedefimiz kesinlikle playoff oynamak. Ama şu anda dördüncü yüz playoff attığımız. Takımımız şampiyon da olabilir. Ama transfer tahtasını sezonun sonuna kadar açmayı düşünmüyoruz. Açmayacağız. Kendi ekibimize güveniyoruz. Kendi oyun disiplinimize güveniyoruz. Bu takımın, bu gençlerle çok iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Ama Darıca Gençler Birliği'nin hem vizyonu olarak hem gelecekte olması gereken yer kesinlikle ve kesinlikle birinciliktir. Tesisi, yapısı, her şey buna müsaittir. Fakat dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle futbolcu yetiştirerek kendi iktisadi teşekküllerini oluşturarak kimseye muhtaç olmadan, siyasete muhtaç olmadan futbolcuların parasını ödeyen, hocaların parasını ödeyen, kimseye borcu olmayan bir yapı olarak yürümesi lazım ki hem cazibesi olsun hem de bütün gençler Darıca Gençler Birliği'nde oynamak istesin. Çünkü Darıca Gençler Birliği burada ben size bunu müjdelemek istiyorum, söz veriyorum. Birkaç yıla kadar her genç futbolcunun kapısında sıraya gireceği, oynamak isteyeceği bir kulüp haline gelecek. Futbolcu fabrikası haline gelecek. Çünkü bizim ancak ve ancak parayı buradan kazanırız. Yani yılda 8-10 milyon bütçe ancak iyi futbolcuları yetiştirip bu futbolcuları değerlendirerek olabilir. Aksi takdirde buna hiçbir iş adamının tek başına gücünün yetmesi mümkün ve kabil değildir. Darıca Gençler Birliği bu sene ikinci lige çıkabilir. Ama bu sene ikinci lige çıkmasa bile seneye artık bütün çalışması, bütün aurası buna yönelik olacaktır. Bu arada şarjım bitiyor diye şarjı taktım. Biraz şey oluyor. Ben de karşımdan. Dolayısıyla ben sezonun başında da taraftarlarımıza biz şampiyon olacak bir takım kuruyoruz ya da şampiyonluk hedefimiz diye bir şey söylemedim. Her başkan
şampiyon olacağını söyledi. Biz ligin en centilmen, gençlere önem veren, taraftarlarını mahcup etmeyen, avaraj takımı olmayan bir takım kuracağımızı söyledik ve onu da yaptık. Türkiye Kupası'nda 500 tura kadar yükseldik. Çok güzel mücadele ettik. Bugün 9 haftadır, 9. haftadır yenilmiyoruz. Gol yemiyoruz. Çok iyi bir savunmamız var. Birden fazla golcümüz var. Genç ve mücadeleci yüreğiyle oynayan, oyun disiplini olan, hocasının sözünü dinleyen, takım olmuş bir takımımız var. Dolayısıyla grubumuzda da dengeler enteresan. Yani en alttaki Yozgat Spor en üstteki lideri yenebiliyor. Evet. Ya da herkes beklenmedik puanlar kaybedebiliyor. Onun için yani şampiyon da olabiliriz. Ama bilinçli hedefimiz kesinlikle playoff ve playoff'tan çıkmak. Peki şampiyonluk yarışındaki diğer takım kim olur? Darıca Gençler Birliği'nde var mı favoriniz? Ya şimdi şöyle, yani biz çok büyük bütçeler, bizim takımın geçmiş borcu var. Yani ben bu takımı aldığımda 12 milyondu takımın borcu. Şimdi 6 milyona kadar düştü yaptığımız masraflar hariç. Yani sezonundaki harcamalarımız hariç kalan borçlardan bahsediyorum. 4.3 milyon transfer tahtası borcu vardı. Şu anda 800'lere düştü. Ve bu sene onu da kapatacağız zaten. Kendi kendine kapanıyor federasyondan gelen paralarla. Çok bütçeler bilmiyorum ama Nazilli'nin ve Fethiye'nin iyi paralar harcadığını biliyorum. Duydum yani, en azından duydum. Ama hepsiyle de oynadık. Biz Nazilli'yi de yendik, Fethiye'yi de yendik. Böyle şansa falan da yenmedik. Valla takımın favorisi diye bir şey yok. Yani şeyin, grubun şu anda favorisi diye bir şey yok. Dedim ya, başka gruplarda olabilir ama bizim grupta herkes herkesi yenebilir. Yani böyle bir enteresan yapı var. Bir de ikinci ligde, ikinci ligde diyorum, ikinci sezonda, ikinci yarıda ekonomik istikrar şeyi belirler, başarıyı belirler. Yani biz çok büyük paralar vermiyoruz oyuncularımıza ama veriyoruz. Ama çok büyük paralar vaat edip veremeyenler ikinci yarıda dökülmeye başlarlar. Çünkü bu ligde futbolcu parasına bakar, kafasının rahatlığına bakar. Onun için ben 700 bin liralık, 800 bin liralık, 500 bin liralık oyuncu almadım. Almayacağım da yani. Çünkü 3. ligde 700 bin liraya 500 bin lira oyuncu olmaz kardeşim. Kimse kusura bakmayacak. Dolayısıyla bizim favorimiz kendimiz. Darıca Gençler Birliği şampiyon olur inşallah. Olmazsa kimin olduğunun bizim için bir önemi yok. Biz playoff'taki rakiplerimize bakarız o zaman. Peki. Seyirci sorusu alacağım başkanım. Kulübe kurumsal kimlik kazandıracak mısınız? Logo, renk vesaire gibi değişikliklerle diye bir soru var. Şimdi bizim kulübümüzün, camiamızın Çınaraltı gibi bir değeri var. Biliyorum. Taraftarlarıyla bütünleşmiş bir yapımız var. Dolayısıyla bir kulübün rengiyle, şekliyle, şemaliyle oynanmaz. Ama geliştirilir. Mesela sarı yeşil bizim ana rengimizdir. Fakat biz bazen siyahla çıkarız mesela. Platin rengi. Yani böyle görsel bazı şeylerimiz olur. Dolayısıyla rengimiz bizim çok güzel bir renk. Rengimizi falan değiştirmek, logomuzu falan değiştirmek gibi bir derdimiz yok. İşte kendimize bir maskot bulduk bu sene. Pelikan yaptık. Futbol topunu tutan bir pelikanımız var. Onun lansmanlarını yapacağız. Yani nasıl işte Galatasaray'ın aslanı, Fenerbahçe'nin kanaryası, Beşiktaş'ın kartalı varsa, bizim Darıca'mızda da sembol olmuş bir pelikan var. O pelikanı Darıca Gençler Birliği'nin maskotu haline getireceğiz. Ama bizim 1934 yılında
çizilmiş ve daha sonra geliştirilmiş olan Darıca Gençler Birliği logosunu değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Kurumsallık o değil bence. Kurumsallık şu. Yani biz şu anda profesyonel yönetimle gidiyoruz. Bizim yönetici kadromuz bunlar gibi 20 kişi 30 kişi falan değil. İki tane ben ve yardımcım var. Bir de profesyonel sportif direktörlerimiz, danışmanlarımız var. Hiçbir menajerle çalışmayız. Menajer olan futbolcularla çok fazla işimiz olmaz. Futbola hizmet veren herkese saygımız var. Ama simsarlığa kesinlikle ödün vermeyiz. Liyakat sahibi ve yetenekli çocuklar, genç çocuklar, fiziği düzgün çocuklar bizim ana radarımıza girer. Nereli olduğu, hangi partili olduğu, hangi görüşten olduğu, babasının ne iş yaptığı bizi hiç ilgilendirmez. Çocuk karakterli ise, çocuk liyakat sahibi ise, yetenekli ise, kumaşlarsa biz onu alırız ve onu Darıca Gençler Birliği'nin renkleriyle bütünleştirip marka yapma yolunda kurumsal bir bakış açımız var. Store açmak gibi bir niyetimiz var. Bu pandemi biraz araya girdi. DGB kafeler oluşturacağız. Darıca Gençler Birliği kafeler oluşturacağız. Bir otel ve okul projemiz var. Darıca Gençler Birliği ile ilgili hem tesis hem kampanyada. Yani iktisadi teşekküllerini oluşturan, kendi ayağı üzerinde duran bir Darıca Gençler Birliği'ni kurumsallaştırma anlamında çalışmalarımız devam edecek Allah nasip etsin. Darıca Store açacağız dediniz başkanım. Peki internetten kulüp ürünleri satışa sunulacak mı daha ileride? Çok özür dilerim. Darıca Store açacağınızı söylediniz. Peki kulüp ürünlerini internetten satışa da sunacak mısınız ilerleyen zamanlarda? Hepsi alındı. Hepsi alındı. Hazır. Bu pandemiyle alakalı orada bir frene bastık. Ama önümüzdeki ay bununla alakalı resimler çekildi, ürün planları oluşturuldu, yapacağız. Dijital baskıyla alakalı bizim PR danışmanımız Hakan Bey var. Onunla gerekli çalışmalar yapıldı. Sosyal medya sorumlumuz ve bu deplasman hikayelerimizi falan çeken Rasim kardeşimiz var. O da her türlü çalışmayı yaptı. Yani post makinamız bile alındı. Bunun şu anda pilot olarak bir yerden başlayacağız. Bir de hangi üründen ne kadar yapmalıyızla ilgili şimdi çocuklar çalışmalar yapıyorlar. Fiyat belirlemesi yapıyorlar. Yapacağız bunu da Allah nasip ederse. Şimdi bir seyir sorusu daha okuyacağım size başkanım. Darıca Gençler Birliği maçları Gebze Spor Alaaddin Kurs Stadyumu'nda oynattığı bütün maçları kazanır diye bir yorum var. Var mı? Şimdi ben geçmişte de Gebze Spor'un da yöneticiliğini yaptım. Futbol şube sorumlusuydum. Gebze Spor da bizim bir değerimiz ve kıymetimiz. Ama tabii şimdi Darıca Gençler Birliği'nin bir mabeti var. Darıca Gençler Birliği'nin zeminle ilgili bir sıkıntısı var. Onu da bu sene inşallah gerek Büyükşehir Belediye'mizle, gerek ilçe belediye'mizle, gerek kendi imkanlarımızla hem antrenman sahamızı hem de sahamızı bu sene yapacağız. Fakat Darıca Gençler Birliği'nin stadı varken Gebze Spor'un stadında oynamak çok etik olmaz. Ama ben Gebze'deki bütün futbol severleri, biz bölgenin profesyonel takımıyız, biz bölgenin takımıyız. İnşallah taraftara açıldığında bizim 2600 kişilik stadımız var. O 2600 kişilik stadı Gebzeli, Çayırovalı, Dilovası, Darıcalı bütün hemşehrilerimize doldurmak istiyoruz. Bir de bizim basketbol takımımız var. İkinci ligde mücadele ediyoruz. Şimdi 1800 kişilikte bir stadı tahsis ettiler bize, kapalı spor salonu. Tüm Gebzelileri, tüm Batı yakasını, tüm Kocaelilileri davet ediyoruz. Yani bizim ayrımız gayrımız yok. Ama şimdi kendi mabedimiz varken Gebze Spor'un stadına gelmemiz de hani çok etik olmaz. Anladım. Benim bir sorum vardı. Seyirci de şimdi sormuş, üstüne gelmiş. Darıca Gençler Birliği'nin uzun vadedeki hedefleri neler? Ben de bunu soracaktım. Seyirci de sormuşken size direkt ileteyim hocam. Başkanım. İşte dediğim gibi Darıca Gençler Birliği
Şimdi ben mesela Kocaelispor'un Süper Lig'e tekrar çıkması gerektiğini düşünenlerdenim. Bir kentin Süper Lig'de bir temsilcisi olmalı. O da geçmişiyle, yine camiasıyla, stadıyla, altyapısıyla Kocaelispor olması gerektiğini düşünüyorum. Darıca Gençler Birliği'nin de çok yakışacağı ve orada artık o ligin abisi olması gereken yerin minimum ikincilik ve kesinlikle birincilik olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sportif başarı olarak Darıca Gençler Birliği'nin birincilikte olması, tüm Süper Lig futbol takımlarına ve hatta Avrupa takımlarına futbolcu yetiştirerek futbolcu satması Darıca Gençler Birliği'nin nihai hedefi. Ama o noktaya geldikten sonra vura vura geçiyoruz, Süper Lig'e de çıkmayalım demeyiz tabii. Ama Darıca Gençler Birliği'nin yeri kesinlikle üçüncülük değil. Darıca Gençler Birliği birinci lig ve ikinci ligin abisi olması lazım. Çok net. Camiasıyla, tesisiyle, vizyonuyla bunu hak ediyor. İnşallah bizim hedefimiz bu. Ama en büyük hedefimiz, dediğim gibi, madem ki biz 86 yıllık çınarız, madem ki biz futbola önem veriyoruz, bizim 82 milyonluk Türkiye'de, genç nüfusu olan Türkiye'de futbolcuları yetiştiremeyip Süper Lig takımlarının neredeyse %80'i yabancılardan oluşan bir Türk futbolu görmek istemiyorsak, bizim gibi düşünen takımların futbolcu yetiştirmesi lazım ve bu futbolcuları yukarılara göndermesi lazım. Bakın, şöyle düşünün, Darıca Gençler Birliği'nin fazla değil 20 tane Metin Ali, Feyyaz, Sergen, Tanju Rıdvan gibi, Oğuz Çetin gibi, yani Arda, Emre, bunlar da dahil, bunlar gibi futbolcu niye yetiştiremiyor da işte Falcao gibi işte 30-40 milyon eurolara gelip işte ne yaptı bile belli olmadan işte şimdi gönderilen, bakın 30 milyon euroya federasyona bir rapor hazırlıyorum ben, bir tesis raporu. Benim 10 milyon euroya kuracağım bir tesiste senede 50 tane Falcao çıkarırız biz. Yani Darıca Gençler Birliği modelinde düşünenlerin kesinlikle altyapısı, tesislerine, futbol okullarına, U14'ten başlayan U19'a kadar bir futbol disiplini olan, yani bugün hangi hoca gelirse gelsin, Darıca Gençler Birliği'nin bir oyun disiplini olması lazım. Bir oyun kültürü olması lazım. Ve U14'ten U19'a kadar, tıpkı şöyle düşünün, birinci sınıfta nasıl öğretmen alıyor sizi, beşinci sınıfa kadar getiriyor, ondan sonra ortaokula, ondan sonra liseye geçiyorsunuz. Bir futbol, Darıca Gençler'in futbol tekniğini benimseyen bir yetiştirme şekli olmalı. Ve Darıca Gençler Birliği birçok yere futbolcu satması lazım, vermesi lazım. Benim 20 tane futbolcu sattığımda futbolcuların ilk etapta para kazanmak da önemli değil. Sözleşmesine her satışından %20 geliri olan, her sene oynadıkça para kazandıran 20 tane futbolcum olsa, Darıca Gençler Birliği'nin hiç kimseye, Arif Gülen'den hiç kimseye ihtiyacı olmaz. Yani biraz böyle bakmak lazım. Darıca Gençler Birliği tabii ki taraftarı olan, camiası olan bir takım. Camia da takımının başarısıyla mutlu olur, sportif başarısıyla mutlu olur. Darıca Gençler Birliği kupa, şampiyonluk vesaire gibi hedefleri tabii ki olmalı. Ama dedim ya, şimdi benim çınar altındaki herhangi bir kardeşime, ya Darıca Gençler Birliği ikinci lige çıktı, doğru mu, çıktı? 7 ay sonra öyle bir düştü ki, evet, tesislerinde içecek suyu yoktu. Otelden mahsur kaldı. Transfer tahtasını açamadı.
Teknik direktörü Antalya maçında tüm Türkiye'ye takımı rezil etti. Şimdi böyle ikinci lige çıkmak mı isteriz? Yoksa altımızı sağlamlaştıra bir daha hiç inmemek üzere her gittiğimiz yerin abisi olmak mı isteriz? Allah göstermesin bu takım herhangi bir şekilde amatöre düşerse bir daha hiçbir şekilde çıkamaz. Bakın şekil bir, ben Gebze Spor'da futbol şube sorumlusuyken Gebze Spor'u ikinci lige çıkardık. Bugün Gebze Spor amatörde ve çıkmakta artık çıkamıyor. Profesyonel olmakta çok zorlanıyor. Kolay bir şey değil oralardan çıkmak. Dolayısıyla biz altyapımızı ve tüm çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Yani önümüzdeki 5 yılı hedefleyerek devam ediyoruz. Çünkü bizim arkamızdan atlı kovalamıyor. Yani ben mesela bir belediye başkanının güdümünde olan bir takım olsa ki 15 yıl böyle olmuş. Hani belediye başkanı seneye seçim vardır ki öyleydi. Takımı borçlandırıp şampiyon yaptı işte. İkinci lige çıkardı. Sonra aday olamayınca takımı sattı. Şimdi böyle bir başkan istiyorsa Darıca Gençler bir taraftarı, Arif Gülen böyle bir başkan değil. Arif Gülen Darıca Gençler'de yaptığı bütün çalışmaları kalıcı yapıyor. Böyle olmak zorunda. Çünkü acelem yok benim. Yani ben takımımı ayakta dimdik tutayım. Keyifli futbol oynatayım. Futbolcu yetiştireyim. Darıca'daki esnaf, bakın mesela benim Baha Kısacık Darıca'nın çocuğu. Ailesi Darıca'da. Yusuf Darıca'nın çocuğu. Annesi, babası, kardeşleri Darıca'da. Okul arkadaşları Darıca'da. Onlar izlemeye gelsinler, keyif alsınlar. O çocuk çıksın gitsin büyük takımlara. Desin ki ben Darıca'da yetiştim. Bizim en büyük hedefimiz, emelimiz bunlar. Yoksa tabii ki bu takıma iyi futbolcular da alacağız, abiler de alacağız. Eyvallah. Ama bu kentin takımını, bu kentin yeteneklerinin önünü açarak bir yere getirmenin tadı çok daha başka. Keyfi çok daha başka. Peki başkanım, transfer konusunda transfer tahtasını açmayı düşünmüyoruz. Mevcut kadroya devam etmek istiyoruz demiştiniz. Transfer tahtası yazın, Haziran ayında kendi kendine açılıyor zaten. Çünkü bakın orada da şöyle bir strateji yaptım ben. Şimdi Darıca Gençler Birliği'nin kalan 6 milyon borcu var ya. Bu evet. 6 milyon borcunun birçoğu eski yöneticilerin alacak. Ve bunlar sıraya girmiştir. Yani eskiden Darıca Gençler Birliği'nde başkanlık yapan, yöneticilik yapan herkes takımı kendine borçlandırmış. Ve gitmiş sıraya girmişler. Şimdi ben bugün şu andaki çocuklarımıza, altyapımıza vereceğimiz paraları transfer tahtasını açarsak oradan gelen paralar onlara gidecek ve bizim para boşa gidecek. Şimdi biz ne yapıyoruz? Federasyondan gelen paralar transfer tahtasını kapatıyor. Biz paramızı şu andaki mevcut kendi oyuncularımıza harcıyoruz. Ve takım iyi gidiyor. Yani şu anda bu grupta bu takımın transfer yapmaya ihtiyacı yok. Hatta ben yarı dönemdeki transferlere de çok inanmıyorum. Şimdi yarı dönemde kim transfer yapar? Şimdi ya takım bulamamış adam alırsın ya da takımıyla sorun yaşamış adam alırsın. Çünkü iyi futbolcu niye açıkta kalsın? Şimdi ben takımımın şimdi yarı dönemde hocama dedim ki yarın transfer tahtasını açıyorum. Hocam kaç kişi istiyorsun? Başkanım 4 kişi istiyorum, 5 kişi istiyorum. Şimdi onları alacağım. Şu anda önünü açtığımız her maça 7-8 tane scout'un gelip izlediği çocukları nerede oynatacağım? Yani şimdi ben 500 bin lira verip bir forvet aldığımda hoca onu mu oynatacak, Baha'yı mı oynatacak? Hadi gel konuşalım. Evet. Baha'yı oynatmayacaksa ben Baha'yı nasıl pazarlayacağım? 500 bin liralık çocuğu alacağım. Niye o zaman para veriyorsun? Seneye ne yapacağım o çocuğu? Bir senelik sözleşme yapacak benimle. Yarım sezonluk sözleşme yapacak. Hayırdır, niye? Ben derdim ne ki yani?
Benim takımım aslanlar gibi gidiyor. Yani biraz hani tribünler oynamamak lazım ya. Biraz akılcı oynamak lazım. Yani stratejinizi iyi yapmanız lazım. Şimdi ben çöpe niye paramı atayım ki? Ben şu andaki çocuklarımı para sıkıntısını çözüyorum. Takımımı kampa götürüyorum. 5 yıldızlı otellerde kaldırıyorum. Uçakla gönderiyorum. 3 öğün en iyi şekilde yediriyorum. Kafe breklerini vesairelerini yapıyorum. Şimdi ben bir de her gelen transferin tutacağını nereden bileceğiz? Çok iyi adam diye aldık. Geldi takımın ahengini bozdu. Ne yapacağız? Onun için yarı dönemde transfer tahtasını açmak falan doğru değil zaten. Ha inşallah bu ahengimiz bozulmaz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu takım 9 haftadır puan yenilmiyor. Yani hepsini şansla mı yaptı bu takım? 5. tura şansla mı geldi? Bu takım gol atıyor. Bu takımda Baha da gol atıyor. Emre de gol atıyor. Nebi de gol atıyor. Bu takımda stoper bile gol atıyor. Müsaade istek kaleci de geliyor zaten. Yani derdim ne benim? Bu takım gol yemiyor. Bu takım iyi defans yapıyor. Nereye transfer yapayım şimdi? Ha transfer yapacağım. Transfer tahtasını açmak için 1 milyon lira harcayacağım. En az 1,5-2 milyon da transfer harcayacağım. Bir de yıldızı parlayan, kendine güveni gelmiş, önü açık 5-6 tane futbolcunun önünü keseceğim. Şimdi mantıklı mı? Sen başkan olsan açar mısın transfer tahtasını bu durumda? Yok. Çünkü hedefimle zıt düşer. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu çocuklarla ben playoff'tan 2. lige çıkarsam, bu çocuklara ben şampiyonluk ya da 2. lige çıkma primi verirsem, bu çocuklar 2. ligde ne olur? Ateş olur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani yani Metin'den daha mı iyi bir sağ bek alacağım ben? Yani şimdi neyi alayım? Anlatabiliyor muyum? Ki bizim bir Ahmet Özer'imiz var. Sakatlıktan çocuk şimdi inşallah gelecek orta sahada. O yokken mesela hocanın çok ciddi taktikleriyle Erdem Dikbasan diye bir futbolcu kazandırdık biz Türk futboluna. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim Galatasaray maçında 3. kalecimiz vardı. 2. kalecimiz bile. 3. evet, kalecimiz. Biliyorum evet. Anlatabiliyor muyum? Yani ben takımımdan, gidişatından, hocamızdan çok umutluyum ve yani şu anda transfer tahtasını açmak mesele değil. Biraz zorlarsınız açarsınız da sonra ne olacak? Transfer tahtasını açtım. Ne yapacağım? Kimi getireyim? Kimi getireyim? Yani şimdi ben birine kancayı atarsam 300 liraysa 500 lira olacak. Yani ne gereği var? Öyle bir mevzu var. Tabii hiç gerek yok. İnşallah biz Haziran'da, playoff'tan ya da şampiyon olarak çıkarız. 2. lige tabii ki takviyelerimiz, transfer tahtamız açarız. Güzel de takviyeler yaparız. Belki şu anda 4-5 tane oyuncumuz izleniyor. Belki onları çok iyi fiyata değerlendiririz. Farklı şeyler yaparız. Yani dediğim gibi yani takım bir de benim takımımın %80'inin sözleşmesi 3 yıl. Yani benim takımımda birkaç tane abi hariç hepsinin benimle sözleşmesi 3 yıl devam ediyor. Daha yani takımımın ahengini bozmaya gerek yok. Ve bu çocuklar dışarıda dikkat çekiyorlar. Çocuklara teklifler geliyor. Benim amacım bu zaten. Ben bu çocukları oynatmazsam nasıl göstereceğim bu çocukları ben? Bugün Beşiktaş, bugün Kocaelispor, bugün Boluspor, bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'den scoutlar geliyor. İşte bu Tepecik maçında da 3 büyük takımın scoutları izliyordu bizim çocukları. Ha ben bunları çocuklara maçtan önce söylemiyorum. Çünkü protokol listesinde bizden isim istiyorlar. Görüyoruz şimdi. Biz müsaade ediyoruz. Gelip izliyorlar. Yani takım iyi
iyi noktada iyi işler yapıyor. Onun için taraftarımızın da bizim camiamızın da herkesin Darıca Gençler Birliği'nin geleceği için kalıcı fikirler olması lazım. Yoksa tamam bu sene boyumuzu aşarız, harcamalar yaparız, çıkarız ikinci lige. Omuzlar da bize atarlar, tutarlar. Şimdi girin mesela şeye, Google'a. Dönemin belediye başkanı Şükrü Karabaca şampiyonluk turunda hiç ayağı yere değmiyor. Biliyorum başkanım, ben bir Gebzeliyim zaten. Ha, çok atlatıyorlar, iyi, zıplatıyorlar. Sonra da aynı belediye başkanını tribüne sokmadılar. Küfür ettiler. Evet. Niye? Şimdi gerek var mı? Yani sen takımı ikinci lige çıkar. Ondan sonra takımın borçlarını ödeme. Takımı düşürmek için, kendini kurtarmak için takımı sat. Ondan sonra da gel tribünde otur. Sonra da küfür ye. Yani doğru şeyler değil bunlar. Biz de yani yanlış şeyler örnek almamalıyız. Biz doğru işler yapmalıyız. Evet. Başkanım, Darıca Gençler bunu en iyi yerlerde görmek istiyoruz. Ben şahsen bir Gebzeli de olarak çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayını sonlandırmak istiyorum. Çünkü ben çok teşekkür ediyorum. İzleyen, katılan herkese sevgiler, selamlar. Darıca Gençler Birliği bölgenin takımı. Darıca Gençler Birliği sadece Darıca'yı değil, Kocaeli, ama özellikle Kocaeli'nin batı yakasını şu anda temsil ediyor. Yani bugün baktığınız zaman Dilovası'nın, bugün Gebze'nin, bugün Çayırova'nın, bugün Darıca'nın, çünkü düne kadar biliyorsunuz Gebze ilçeydi. Evet. Bu üç tane belde Gebze'nin ilçesiydi. Yarın öbür gün Gebze'nin il olması durumunda bunlar yine de Gebze'nin ilçesi olacaklar. Dolayısıyla batı yakası olarak yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Ve biz batı yakasının profesyonel tek temsilcisiyiz. Gebze Spor da bizim kardeş takımımız. Gebze Spor'un da geleceği için ben Arif Gülen olarak elimi her zaman taşın altına sokarım. Hiçbir problem yok. Ama buradan Gebze Sporlu taraftarlarımıza, Gebze Spor'a gönül vermiş kardeşlerimize de sesleniyorum. Darıca Gençler Birliği sizin de takımınız. Dolayısıyla istediğiniz zaman gelin, tesislerimize gelin, maçlarımıza gelin. Hiçbir sıkıntı yok. Biz sadece Darıca'nın değil, bölgenin takımıyız. Ve biz geçmişteki geçmişimize yakışır şekilde daha iyi yerlere getirmek için savaşacağız. Sadece Darıca sınırlar içerisinde düşünmemek lazım. Biz adımız Darıca Gençler Birliği ama gittiğimiz her yerde Kocaeli'yi, Gebze'yi ve Batı yakasını tamamı temsil ediyoruz. Tamamının gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gecikme için kusura bakma. Estağfurullah. Sürçülisan ettiysek affola. Sana da çok başarılar diliyorum. Çok da keyifli oldu. Teşekkür ederim. Böyle ara sıra dertleşelim. Olur başkanım. Haberleşeceğiz yine. Ben de ekibim adına tekrar teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Bu arada programın sponsoru da sizin şirketinizin komşusu Yiğitay Trak Servis. Yemek şirketinizin komşusu İnönü Mahallesi'nde. Bilmiyorum. Evet. Bunların da selamları vardı bu arada. Aleyküm selam. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim kardeşim. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz.